İçeride. İçeride solda. Kabin içinde kalın. Oyunuzu uygun şekilde zarfın içerisinde katkıya koyun. Ama o zarfla böyle serçeği yaptım ya, böyle bastım. Efendim hiç fark etmiyor. Siz şu anda sağlık alandasınız. Oyunuzu kullanın, zarfın içine koyun. Katlayın, bize getirin lütfen. Siz geçin. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı. Oyunuzu kullandınız. Tüm Türkiye bugün seçime gidiyor. Sabah 8'den itibaren. Neler söyleyeceksiniz bugüne ilişkin? Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanım'dan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor. Tabii en önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim'den niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerine, başkanından hepsine başarılar diliyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Sonuçları burada takip edeceksiniz, İstanbul'da takip edeceksiniz. İstanbul'da. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum.
Şöyle bastırabilirsiniz. Benim şu dolapta da olabilir ha. Evet. Bu tarafa atabiliriz. Direkt burada çuvalın içine atacağız. Şunu boşu dolu dolu. Evet. No'lu sandıkta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı. Yeniden yoksa seçimi bitiriyoruz. Evet, yok ve seçimi bitiriyoruz arkadaşlar. İzlemek isteyenler içeriye girebilir. İlk rolu sandık. İlk altı rolu sandık. Müşahit olanlar gelmek ister gelsin. Valide kapanmıştır. Bu listeyi de alıyoruz. Başka. Şu listeyi de alıyoruz. Evet, döküyorum arkadaşlar. Sayımı yapacağız. İmzayla oy sayısı birbirini tutuyor. Tamam, şimdi şunun içine koyacağız tekrar. Ya da buradan mı açsak? Oy kullanacak. Tabii renkli görüntüler de var. Bunlardan birileri de renkli kıyafetleriyle oy kullanan Efe kıyafetli yörükler. Onlar da sabahın erken saatlerinde kalkıp oylarını kullandılar. Ben Bursa'nın Hacivat Karagözü'nden Hacivat'ın hayırlı olsun. Herkese merhaba. Merhaba, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne yapıştır istiyorsan düşmesin. Hayırlı olsun. Şöyle atarken bize dönersen. Evet. Peki. Olur. Bülent abi. Buradayız. Bakalım. Atıyorum, hayırlı olsun diye. Teşekkür ederim. Thank you.
paylaşalım. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Alacağım şimdi sen, tamam mı? Bekle. Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın emeğini, karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye'nin her yerinde bütün insanlarımız oylarını kullanacaklar. Umut ediyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Ancak bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Büyük bir umut var hepimizde, büyük bir heyecan var. Herkese başarılar diliyorum, hepimizin yolu açık olsun diyorum. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum sevgili arkadaşlar. Ben Ankara'ya geçeceğim şimdi. İlk uçakla Ankara'ya uçacağım. Genel merkezimizde partili arkadaşlarımla birlikte seçim sonuçlarını oradan takip edeceğiz. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimlerden çıkacak sonuçların Türkiye'yi yeni bir başlangıca götüreceğine inanıyoruz. Bütün yurttaşlarımızın demokratik sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Demokratik sorumluluğun en önemli gereği de oyunu kullanmaktır. Halkın iradesini sandığa yansıtmaktır. Ayrıca bugün Anneler Günü. Bütün annelerin gününü kutluyorum. Annelere verebileceğimiz en güzel hediye çocuklarının geleceğinden kaygı duymayacakları bir ülke olacaktır.